Kıştan günaydın. Yüz binlerce kişinin aylardır beklediği bedelli askerlik için kritik adım atıldı. Teklif Plan Bütçe Komisyonu'nun gündeminde. Yaş 25, ücretse 15 bin lira olarak belirlendi. Ancak 6. kez çıkarılacak bedellinin önceki uygulamalardan farkı 28 gün temel askerlik süresinin olması. Söz konusu teklife göre düzenlemeden 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar yararlanabilecek. Yani 1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar kapsam dışında. Amin. Yaş sınırı 25, ücret 15 bin lira, zorunlu askerlik eğitimi ise 28 gün olacak. Merakla beklenen bedelli askerlik yasa teklifinde detaylar netleşti. Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de beklenmedi. Bedelli askerlik torba yasa teklifiyle meclise geliyor. 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Askerimizin yıllık talebi 300 binlerde. Çok büyük bir yılma var. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk adım atıldı. Hedef tamamen profesyonel askerliğe geçişin sağlanmasıydı. Şu anda askerlik çağı gelen 585 bin kişi var. Ayrıca 570 bin kişi yoklama kaçağı, vakaya durumunda olanların sayısı ise yaklaşık 57 bin kişi. En çok da askerliğini ertelemiş olanlar var. Öğrenci olmadığı halde askerliğini erteleyenlerin sayısı yaklaşık 3 milyon. Öğrencilik nedeniyle erteleyense yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Halihazırda silah altında bulunan er sayısı şu anda 360 bin. 2019 için yapılan planlama ise yaklaşık 346 bin kişinin askere alınması. Tüm bu rakamlar dikkate alındığında askerlikle ilişkisi devam eden toplam 5,5 milyon kişi var. Ordunun ihtiyacı ise şu an için 350 bin asker civarında. İşte buradaki yığılmayı önlemek için ve seçim döneminden gelen talepler nedeniyle bedelli için adım atıldı. Zaten uzun süredir Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı düzenleminin üzerinde çalışıyordu. Bedelli askerlik bugüne kadar 5 kez çıkarıldı. Ancak bu düzenlemenin öncekilerden farkı 28 gün temel askerlik eğitiminin olması. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992'de uygulandı. 1999'da ise Marmara depremi sonrası çıkarıldı. Son olarak 2014'te getirilen uygulamada yaş 27, bedel 18 bin liraydı. Ve o dönem 203 bin civarında yükümlü yasadan faydalandı. Kanunu meclisimize, dolayısıyla plan bütçeye gönderiyoruz. Teklif önce plan bütçe komisyonunda görüşülecek, ardından genel kurula sevk edilecek.